muhalefet etmeyi bırakın düşünmek, iktidarın koltuk değneği olanların aniden muhalefete geçmelerini önemli sayıyorum. Demek ki özgürlük her şeymiş. Habertürk'te demek ki bunları söylemek isteyip söyleyemiyormuş. Demek ki orada Cübbeli Ahmet'i falan bize uyduranın o olduğunu halkımız hatırlamazmış. Cübbeli Ahmet'in önüne gelene dava açması, sözünün bu kadar kerametliymiş gibi duyulması sanki Fatih Altaylı'dan kaynaklanmıyormuş. Sanki o programlarda yoklarmış gibi davranıyorlar. O programlarda olanları biliyoruz. En ufak bir utanma olmadan bugün yani Cübbeli Ahmet'i Türkiye'ye tanıtıp onu bir güldürü unsuru gibi gösterip İsmail Ağa cemaatini meşrulaştırıp bizim başımıza bela edenler sanki onlar değilmiş gibi şimdi insanlar Altaylı'nın peşinde helal falan diyor. Elbette ki helal söylesin ama çıkıp da desin ki ya biz reyting uğruna memleketimizi ekrandan böyle sattık. Memleketimizi ekrandan böyle sattık. Rating uğruna diyorum. Ne demek o? Yani siz haberciyseniz, siz haber programı yapıyorsanız sadece birisi rating getirecek diye onu konuşturmak, milletin çoluğunun, çocuğunun, kadının bu kadar tehlike altında olduğu bir yerde cemaat tarikat ilişkilerini öne çıkartmak ve bütün bunların ardından utanmadan Türkiye bu hale geldi, bu dinciler böyle, yabazlar böyle diye şimdi söylemek bence sadece ve sadece ikiyüzlülük. Buna girmek istemiyordum aslında ama çok zamandır bakıyorum insanlarımızın bir belleği yok, dün hiç yok. Halbuki biliyorsunuz dünü olmayanın bugünü zaten olmaz. Dün nedir? Tarihtir. Tarih nedir? Küflenmiş bir zaman mıdır? Hayır. Tarih aslında bugündür. Tarih aslında bizim yaşadığımız ana nasıl geldiğimizi de gösteren, tam da bugünü anlatan bir disiplin. Ve bu disipline baktığımız zaman Türkiye'nin büyük sorunlarından birinin çok yakın tarihi bilmemek olduğu, Türkiye'nin bir diğer sorununun yakın tarihi bilmemek olduğu, Türkiye'nin bir diğer sorununun da Cumhuriyet tarihini bilmemek olduğunu gördük. Çok fazla geriye gitmek yok. Osmanlı'nın son dönemi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş meselesi, o dönemki olan bitenler, 60, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, AKP, neoliberalizm üzerinden bir tahlil yaptığınız zaman ve burada medyayı ortaya koyduğunuz zaman her şeyi anlarsınız. Bakın medya deyince hani artık insan yaşından başından utanır. Duayenle ilgili iki fotoğraf göstereceğim. Ya bunu yaptığınız zaman aslında bir Hunili fotoğraf, yani Hunili bir fotoğrafınız olması lazım. Mehmet Şimşek'e teşekkür ettiniz, anladık. Millete küfürler ettirdiniz, anladık. Halen Türkiye'nin duayeni muayene olarak geçiriyorsunuz ama onu anlamadık. Neden? Türkiye'nin gazetecilikteki duayenini size bir göstereyim isterseniz. Ali'cim verir misiniz? Yani Allah aşkına, şimdi Sayın Barbiler lütfen kapıyı açar mısınız? Efendim, esprisi yapmışlar. Ha ha ha, ben de gülmüş olayım. Bir de bu sabahki galiba, bir de ona bakalım. Türkiye'nin bu kadar sorunu var, bu kadar sıkıntısı var. Yapay zekanın yaptığına bakar mısınız? Herkese iyi pazarlar demiş, bunu koymuş. Hakikaten insanın kendisiyle bu kadar uğraşması, insanın sabah kalkıp ekranda kendisine hayranlık duyması bir yere kadar ama milyonlarca insanın derdine derman olması beklenen bir gazetecinin bir eli yağda, bir eli balda bir hayat sürdüğünü biliyoruz. Renkli kravatlar, güzel takım elbiseler, onları da biliyoruz. Ama burada yapay olan zeka değil, burada yapay olan söz konusu ismin gazeteci olduğu ve o ismin Türkiye'nin en önemli duayeni olduğu iddiasıdır. Böyle bir şey yok. Hayatında tek bir kariyerinde tek bir ciddi habere imza atmışlığı yok toplumsal anlamda. Hepsi işte bu yapaylık içerisinde. Yani Barbie'lere merhaba, ötekilere bu falan filan. Ama ondan sonra atam sen kalk ben yatam. Ama Mehmet Şimşek onunla beraber olalım. Çünkü onun hayat güzel. Şimdi böyle bir ülkede devam ederken insanı çok şaşırtan ve bence artık pes dedirten bir durum. Vahap Seçer. Şimdi arkadaşlar...